Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz değişik bir şey yapacağım. Kanalın genel gidişatının dışında, belirlediğim temanın konunun dışında tamamen off topic bir video çekeceğim. Tamamen kendi kişisel hobilerimden biri olan Formula 1 izlemek ile ilgili olacak. Hatta ben kanalımın adını Pole'de yaptığım için böyle biraz şakalı olsun diye Pole Position koymuştum. Sonra yok ya çok saçma oldu deyip değiştirdim. Ama bari Pole Position adında bir serim olsun dedim. Zaten kendi kanalım, neden olmasın, kişisel blog gibi kullanıyorum. O yüzden bugün Formula 1 videolarından birine reaksiyon videosu çekeceğim. Daha izlemediğim videoyu bilerek beklettim bu videoyu çekmek için. Şu an çok heyecanlıyım o yüzden. Henüz yeni sezon başlamadığı için Mart'ın sonunda başlayacaktı galiba. Konuyla alakalı ilk videom 2020'nin en büyük olaylarına tepki vermek olacak. Heyecanla neler seçilmiş izliyorum. Zaten tahminlerim var. Göreceğiz. Nerede, ne zaman ne çıkacak ve başlıyorum. Records were broken and history was made. So let's look back at the biggest stories of the 2020 season. First podium. Bir kere birinin ilk podyumunu izlemek kadar güzel bir şey yok. Hele onu sonradan değil, o an fark ediyorsanız o takım radyosunu dinlemek kadar güzel bir şey yok. Gerçekten kişiyi sevin sevmeyin. Biraz bana göre, en azından benim kendi kişisel zevkimde, tamam desteklediğim insanlar var, hiç sevmediğim insanlar, hiç demeyelim, daha az sevdiğim pilotlar var. Ama genel olarak yarışta aslında sevdiğim kişiyi tutmaktan çok heyecan faktörünü öne çıkaran şeyleri destekliyorum. Örnek veriyorum, Perez'den çok hoşlanmıyorum aslında. Ama Perez'in ilk birinciliğini aldığı zaman çok mutlu olmuştum. Böyle şeyler her zaman çok güzel. Özellikle mesela Gasly'nin birinciliğinin o radyosunu dinlemek benim mod yükseltici şeylerimden biridir. Açarım dinlerim, bir böyle keyfim yerine gelir. Başka bir mod yükseltici videomda Avrupa yakası Volkan ve Sezen Aksu'nun düeti. Geçiyoruz. İlk podyum. After a delayed start due to the COVID-19 pandemic, racing returned at the Red Bull Ring in July. Mercedes looked set for a 1-2 finish until a late race overtake from Alex Albon saw him collide with Lewis Hamilton. The British driver would... Yazık Albon'a ya, gerçekten. Bunu 2019'da da yaşadı. Brezilya'daydı galiba. Hatta bununla ilgili bir şiir var. Çok komik bir video. Buraya bir yere koyacağım, ya alta aşağıya açıklamaya ya videonun bir yerlerine. Rookie of the Year diye. Russell, Norris ve Albon yarışıyor. Kim yılın çaylığı diye. Gerçekten çok komik. Russell çok güzel gerçekler, factler sıralıyor. Norris'in çok saçma bir PowerPoint sunumu gibi bir şey var. Albon da çok güzel bir rap, şiir gibi bir şey yazıyor. Buna da Hamilton'a lafını söylüyor. Podyumu, şampanyayı sayende kaçırdım gibi bir şey diyerek. Last race, I came close to champagne, which thanks to Lewis, never came. Yine aynısı oldu. Gerçekten Albon'a yazık. Ama Norris'i çok severim. O da hemen bu kaostan çıkmış yani. Receive a penalty for the incident, giving McLaren's Lando Norris a chance to claim his first podium in Formula One. Hamilton is 6.5 ahead. He also has a 5-second penalty. Chaos and carnage at times, and Lando Norris gets on the podium for the first time in Formula One. 0.2 seconds was the gap between Norrindo into the history books as the 20-year-old became the third youngest driver to stand on an F1 podium. Yeah, boy! Üçüncü en genç kişi olmuş podyuma çıkan. Zaten Norris çok küçük. Kaç, 99'lu mu? 2000'li mi artık bilmiyorum. Küçük baya. Twitcher. Gamer. Çok güzel seviniyor şimdi. Yes! Lando came through to steal a podium right at the end. What a great race. It felt amazing. One of my dreams come true. A lot of hard work, dedication, sacrifices. Gerçekten böyle çılgın bir şey kazanıldığı zaman, beklenmedik bir birincilik, üçüncülük, beşincilik, puan alma, her neyse, o padon içinde olmak, o insanlarla beraber sevinmek çok isterdim. Gerçekten çok keyifli duruyor. Şimdi başlığa bakınca zaten
bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Hamilton'la ilgili biraz ikiye ayrılmışlık var. Ne? Keramet arabada mı? Keramet Hamilton'da mı? Ben açıkçası her ne kadar vegan olduğu için Hamilton'ı kişisel olarak çok sevsem de pilot olarak yarıştaki heyecanı çok kırdığı için çok hoşlanmıyorum. Ben kişisel olarak biraz keramet arabada sanki kısmındayım. Özellikle bunu Russell'ın yarıştığı yarışta da gördük. Ama her ne kadar evet arabada çok güzel bir şey olsa da o arabada Bottas da yarışıyor. Ya da Hamilton'ın bir sürü sefer sadece kendi verdiği bazı kararlarla ya da kendi yetenekleriyle yarış kazandığını biliyoruz. Mesela pit stop'a çağrıldığı zaman nasıl reddedeceğini, reddetmesi, ne zaman reddetmesi gerektiğini bilmesi bunlar çok önemli şeyler. Ki biz bazen böyle izleyici olarak izlerken ya şu an çağrılır mı? Çok saçma. Ya hep ya hiç modunda oluyoruz. Ama onlar üçüncülüğü en azından güvende tutmak istiyor. Hamilton burada gitmezse gitmiyor ama o Hamilton tabii öyle bir şey de var. Bunu o yapabilir, Vettel yapabilir, kim yapabilir? Bazı tecrübeli pilotlar yapabilir. Onların bunu yapmaya haddi var diyeyim. Ama tabii ki sen Russell'ın Mercedes için bir günlük yarıştığı yarışta Russell'san ve gitmezsen ileride Mercedes'te yarışma şansını kaybedebilirsin. O yüzden tabii ki Hamilton olduğu için bunları yapabiliyor. Ama bu tip 3 tekerlekle sürebilme, ayağına kramp girmişken tabii bunlar ne kadar doğru bilmiyorum öyle olduğunu söylüyor ama sürebilme gibi şeyler yüzünden de Hamilton zaten bu sene bayağı rekor da kırdı. Thanks, Eric. To my left, I also. And Hamilton is winning the Grand Prix, but look at the state of that Mercedes car. Hamilton's got a puncture ahead. He's slow at turn 9. Who's slow? Hamilton, puncture turn 12. Verstappen'in sesi ne yavaş mı? Kazanabilir miyiz? Gerçekten dünyanın en hırslı insanı galiba Verstappen. Goodness. To get on with it. And 9 seconds to Verstappen. 7 seconds to Verstappen. Is that the last lap? That's it, mate. You've done it. You've done it. Well, that's it, mate. That was close. Ay tüylerim diken diken oldu. Çünkü benim arkamda Verstappen olsa ve ben Hamilton olsam. Ya arkamda başka kimse olsa korkmam herhalde. Hani aynı arabada Bottas bile olsa korkmam ama Verstappen gibi bir hırs küpü arkamda olsa kesinlikle çok korkardım. Ama işte Hamilton da Hamilton. Sadece keramet arabada değil. It's a close call. Too close for comfort. Oh! Hey, he's a lucky boy. He's a lucky boy. Nico'nun dönüşü birçok kişiyi çok sevindirdi. Çünkü Nico'nun koltuksuz oluşu gerçekten çok üzücü. Üstelik Nico'nun yaşı var, yeteneği var, tecrübesi var ama hala podyumu yok. Birinciliği zaten geçiyorum. Bu durumda ve şu an koltuksuz olması ve yedek olduğu takımda özellikle Stroll'ün biraz babası zengin diye çok popüler olmayan, çok sevilmeyen bir karakter. Onun koltuklu oluşu böyle şeyler biraz insanı üzüyor. O yüzden mutlaka Nico'yu görmek istiyorduk ki girdi, puan da aldı o yarışında. Beklenmedik bir dönüş olmuş. Köln'de kahvesini içerken haberi almış gibi duydum. Ama ben hep yedeklerde hep yarışçılarla beraber gidiyor sanıyordum. Buna biraz şaşırdım. Bu biraz İşin dramatizasyonu. Şaşırdım. Neyse, Nico döndü. Yarıştı. Hemen onu izleyelim. Mexican tested positive for COVID-19. Less than 24 hours after receiving the call, the German headed to the track and got to grips with the racing point in no time, qualifying 13th fastest and only missing out on Q3 by less than a tenth of a second. But a power unit issue on Sunday morning cut his comeback short, forcing the team to pull the car out before the race had even started. Heartbreak for Hulk, but with Perez still recovering, he'd get a second shot 5 days later at the 70th anniversary Grand Prix. So he beat teammate last. Ben bunu unutmuşum ya. Şu an çok şaşırdım o yüzden. Yaşasın, şaşırdığım için çok mutluyum. Gelmiş, onda araba nanay olmuş, artık arıza olmuş, katılamamışlar. Ama 5 gün sonra tekrar yarış olduğu için, bir hafta sonra Perez de o sürede iyileşmediği için tekrar yarışmış. Ben tek yarışta yaptı sanıyordum.
Mesela Russell'ın ikinci yarış şansı olmadı. Ya arada 2 hafta vardı ya da Hamilton çabuk iyileşmiştir. Bu da hırsız gibi. Aa, bak sen. İki. Goes P3. Wow. Yeah. Get in the racing point. Nice one. Hopes of a maiden podium were quickly dashed as he struggled to maintain tyre life, but he still came home a more than creditable seventh. His incredible comeback story wasn't over yet, as he stepped in again at the Nürburgring with just 4 hours' notice, when Stroll was also taken ill with the corona. Great job, Nico, great job. P8. P8. Oh, jeepers. Oh, thank you, guys. 20'likten 8'liğe. Bunda qualifying'e bile katılmadı ve Stroll'e katılmadığı için mi 20. başladılar? Yoksa 20. başlayacaklarını çok sanmıyorum. Valla ne yalan söyleyeyim, bunu hatırlamıyorum. Neden 20. başladıklarını. Ama Nico'yu seviyoruz. Kişisel favorilerimden biri. Çünkü Gasly'yi severim. Özellikle Red Bull'la yaşadıklarından sonra birçok kişi de Gasly'yi destekliyordu. Bu Red Bull olayından sonra bir podyum almıştı zaten 2019 sezonunda. Ne olmuştu hatırlatalım. Yani bu videoyu izleyip bilmeyen yoktur herhalde ama bilmeyenler için. Red Bull'a Verstappen'in yanına alınmıştı ancak Gasly ilk yarısında 2019'un çok iyi bir performans gösteremeyince Red Bull çok yapılmamış bir şey yaptı ve Gasly tekrar dönemin ortasında Toro Rosso'ya yolladı ve Alex Albon'u aldı. Bu biraz üzücüydü. Gasly hem çok beklemediği bir şey olmuştu hem de gururu kırılmıştır, morali bozulmuştur derken bir podyum aldı. Şimdi bir birinciliği var ve çok da güzel seviniyor. O yüzden bu videoyu çok seviyorum. Zaten demiştim modumu yükselten videolardan biri diye. Is that just wonderful? Oh my god! What did you do? What did you do? You did it! You did it! Oh my god! Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! P1, Pierre! P1! We just won the race! I think you're the first French winner since 1996. I've got nowhere. Şey hatırlıyorum. Bu yarışta. Ay acaba o bir önceki yıl 2019'da mıydı? Bence bundaydı. Çünkü sonradan bütün takım radyolarını dinlemiştim diye hatırlıyorum. Grosjean da Fransız. Kendisi başarılı olmadığı halde işte kimin kazandığını sorup Gasly'yi duyunca sonunda bir Fransız pilot diye çok sevinmişti. Grosjean'ın da böyle tatlılıkları var işte. Gerçekten insanlara hem çok destek veriyor hem de tatlı bir insan. Ama pilot olarak Pulling'e Grosjean diye bir deyimi yaratmıştır yani. Saçma sapan kazalar yapmasıyla. O da öyle. Hamilton'ın Schumacher'le eşitlendiği gün. Yani Hamilton işte. Beni o kadar heyecanlandırmıyor. Of recognizing this special moment. So if you look to your left, Mick Schumacher, Michael. Bu anda benim için önemli olan kısım Mick Schumacher'in babasının kaskını Hamilton'a verdiği kısımdı. Bu gerçekten dokunaklı. Renault had targeted a return. Ricardo benim en sevdiğim pilot. İlla bir kişiyi seçmek zorunda olsam birçok kişinin de en sevdiği pilot olabilir. Çünkü çok eğlenceli biri. Bu Renault'u terk edecek, McLaren'e geçecek ve bir podyumu yokken sonunda bir podyum kazandı. Hatta Renault'un CEO'su Cyril'le bir iddiaları vardı. Eğer Ricardo podyum alırsa Cyril bir dövme yaptıracaktı Ricardo'nu seçti. En son ne seçti bakmadım. Çıktığında bir şey unutmuştu. Biz bilerek yapmadı sandık ama sonradan muhabir sorduğunda anladık ki Shui, Ricardo'nun imza hareketi, podyuma çıktığında ayakkabısından şampanya içmesi, bunu yapmayı unutmuş. Çok üzücü. Ama neyse ki sezon bitmeden bir podyum daha aldı ve sonunda Shui yaptı. Hem de Hamilton'la yaptı ki ve Hamilton daha önce ona yapmayacağını söylemiş ama Ricardo'nun ayakkabısını istedi ve ayakkabısından şampanya içti. Mate. This is really bad. I forgot all about it. Just 2 races later, the Australian... Awesome, mate. Holy mac and cheese balls. That's another podium. This time, he wouldn't forget his famous ritual, sharing a shoeie with Lewis Hamilton. We shared one today. It was majestic and...
Türkiye yarışı gerçekten zaten hani kişisel listelere baktım Twitter'da kime göre en büyük olaylar ne. İnsanlar direkt Türkiye Grand Prix olarak Türkiye'yi bir başlık olarak koymuş. Çünkü gerçekten çok güzel bir yarıştı. Sadece yağmur değil, bir de Türkiye'de bayağıdır yarış olmuyor. Asfalt yenilemişler bir önceki günden ve asfalt yeni kayıyor. Gerçekten pilotların hepsi şikayet ediyordu. Ama tabii ki sağlıklarına bir şey olmasın. Bunun dışında sağlıklarına bir şey olmayacaksa ben bunu tercih ederim. Çünkü bu yarışmaya biraz heyecan katıyor. Birinci, ikinci, üçüncüyü değiştiriyor. Aynı yarışı izlemiyorsunuz. O yüzden ben kişisel olarak birazcık mutluydum. Ama bu kendi ülkemde olduğu için üzgündüm. Yarışmacıların bizim ülkemizin yolunu beğenmemesine, haklı olarak beğenmemesine. Bir de kazananlara şampanya vermemişler, gazoz vermişler. Çok sinirlendim, çok üzüldüm ya gerçekten. Fourth sector, personal best in the first sector. Can he dislodge his teammate Sergio Perez from pole position? Stroll crosses the line and he does go pole. 147.7 Lance Stroll. Bakın, Stroll'ü de çok sevmiyorum. Stroll'ü ben değil zaten, böyle ben genel olarak yarışmacıların takipçilerine bakmıştım bir ara. En az Stroll'ünü galiba. Genel olarak bir babasının zengin olması, işte zamanında Williams'tan Racing Point'e geçerken babası aldığı için Esteban Ocon'un koltuğundan olması, o yıl koltuksuz kalması gibi sebeplerle çok da sevilmiyor. Ama bence kabul etmemiz gereken bir şey var. Yetenekli bir çocuk. Yes, please! Let's go! Stroll'ün sevinçini çok sevmiyorum. Niyeyse o modumu yükseltmiyor. Fair enough. No wonder the fuel came out of it. Yeah. I said the fuel was in the middle of the car. That's extraordinary. Yeah. It's just the car. It's gone through the barrier, you see. The car's gone through the barrier and that's then been sort of used as a wrench as it were. Bu zaten herkesin herhalde listesinde bir numaradadır. Çünkü izliyorsun sahneyi ve buradan birinin ölmemiş olması kaçıyor, içinden kaçıyor ama araba ikiye ayrılmış, her yer ateş. Elleri yandı, ayakları yandı. Bir de son yarışı oldu adamın. Zaten koltuğu yok. Yani buna çok şaşırmıyorum tabii koltuğu olmamasına ama tatlı bir insan. Üzücü bir sahne. What about my kids? And I said no. I cannot die today. For my kids I cannot die. I've got to see them. And four days later, he was able to return to the paddock for an emotional reuniting with the marshals and medical team that had put their lives on the line to rescue. You weren't a man across the road? Yes. Yani Russell'ı çok seviyorum. Komik bir insan, çok iyi bir yarışmacı. Formula 2'nin şampiyonuydu. Hatta şöyle ilginç bir şey var. O şampiyonken işte ondan sonraki sıralarda gelen Norris, tam kaçıncı bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın. Sonra da Albon. Ama işte üçünün en iyi takıma giden Albon, sonra Norris, sonra Russell diye bir durum var. Ama yani bence herkes de düşünüyor ki Mercedes Russell'ı ileride alacak, ona yatırım yapacak. Evet, Russell Mercedes'e Hamilton Covid olduğu için geldi. İşte bize keramet arabada dedirten o yarışı çıkardı. Çok çok güzeldi. Yani turlarca önde gitti derken Mercedes birden Russell'ı pitlere çağırmaya başladı. Toplamda 4 kez pite gitti. Yani son 7 tura kadar galiba birinciydi. Birden puan alabildi neyse ki ama çocuğun güzelim yarışı gitti ve o sonraki o fotoğraf falan gerçekten çok üzücü ve hala niye bu kadar pit stop'a çağrıldı konusunda değişik düşünceler var. Kimisi diyor ki Hamilton'ın teknik ekip Hamilton'a çalışıyor. Hani o kazanırsa Hamilton'ın başarıları biraz kötü gözükür diye yapmadı. Kimisi diyor ki ekip bu yüzden yaptırmadı. Ya da gerçekten bir şey oldu. Hiç feset olmamamız lazım ama üzdü. Olsun Russell. Gelecek. Ve evet, Russell'a araba çok küçük geliyor. Russell'ın boyu uzun, Hamilton'ın daha kısa yani. Ayakkabı ayağına küçük geliyor. Araba ona göre değil. Gerçekten çok zor aslında koşullarda yarıştı. Ki ben tabii karşılaştırmak gibi olmasın tabii ki. Ama bir tane İstanbul'da bir yarışta yarışmıştım. Üniversite için olan. Onda zaten yatarak yarışmak çok rahatsız edici bir şey. Bu çok ayrı bir konu. Ben belimde 10 kilo ağırlıkla yarışmıştım. Çünkü benim kilo sınırlarının 10 kilo altında. Zordu ve şu an bunlar ne kadar sıra yarışıyor gerçekten. Confusion for a crew that are normally very happy with the left front. They're not happy with it, with his left front. Okay, George, we're going to need to box. We have a sleep.
I don't know what to say. Yeah, sharing your feelings there, mate. Let's just... O kadar haklısın ki, Russell. I don't know what to say. That was taken away from us twice. Honestly. It's been a pleasure and I've loved it and honestly, I'm gutted. I'm absolutely gutted, but... Hemen yüzüm güldü çünkü güzel bir şeye geçtik. Ve tam bu sırada şu an Red Bull'la ama o sırada koltuksuzdu. Gerçi Red Bull'un da boş bir koltuğu olduğu için ben kişisel olarak tahmin ediyordum teklif edileceğini. Ama yani Ricard'dan sonra da hep gençlerle, daha gençlerle çalıştı Red Bull. Yine belki aşağıdan birini alırdı. Hani çok bilinmez bir durumdu aslında o. O yüzden hani Perez'in koltuksuz kalma ihtimalinden hemen önce bunu kazanması onun için de çok iyi oldu. Perez is caught by Charles Leclerc's three cars. Ve evet, başta kazayla başladı bu adam ya, şaka gibi. Gone off at turn four. Yeah, I got hit there, badly. Okay, check up box. Evet. Bu yarışta tabii Russell'a çok üzüldük ama işte podyumu pembe panterler aldı. Lawrence Stroll için bayağı güzel olmuştur. Zaten az önce çok mutluydu, yüzünü gördük. Evet arkadaşlar, 2020'nin Formula 1'deki en büyük olaylarını beraber izledik. Ben çok keyif aldım. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum. Bir dahaki Formula 1 videosu eğer yaparsam. 2021 sezonu başlamadan biraz takımları, arabaları yorumlayarak, konuşarak bir video çekmek istiyorum. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın.